Sevgili canım takipçilerimiz, bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Vatandaşlara yerel seçimde hangi adayları desteklediklerini soracağız. Ben Zeynep Koç. Bu anketimiz kesintisiz olacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İşimiz aynı iş abi. Sen zarf dağıtıyorsun, ben soru soruyorum. Buyur. Sana sorayım. Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Herhalde Murat Kurum'u. Neden Murat? Çalışan insanı seçiyorum. İmamoğlu 5 senede ne yaptı? Yaptığı bir şey varsa göstereyim ben size. Var mı? Var da ben bu polemiğe girmeyeceğim. Sadece yok. Murat Kurum'u bence neden yok tercih ediyorsun? Bence yok. Hiçbir şey yapmadı. İmamoğlu'nu bir kenara atıyorum. Murat Kurum'u neden HDP'yi, tercih ediyorsun? HDP'yi beslemekten başka hiçbir şey yapmadı. Teşekkür ederim cevabınız. Neden Murat Kurum? İşte Murat Kurum'u HDP'yi beslenmesin diye. Tamam. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Büyükşehir adayınız. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Büyükşehir adayınız. Merhaba, büyükşehir adayınızı soruyorum. Efendim? Büyükşehir'de adayınız kim? Murat. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhabalar, büyükşehir adayınızı soruyorum. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Büyükşehir adayınız kimdir? Vallahi hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Tam daha gitmeyecek misin? Hiç gitmeyeceğim. Neye tepkiliyiz, niye gitmiyoruz? İmamoğlu'na hiç vermiyorum zaten. AK Parti'ye veriyorum, ona da gitmiyorum. Kızdım. AK Parti'den vazgeçtiniz. Bir şey yok, gitmiyorum hiçbirine. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Valla hiçbiri de değil. Var HDP. Mı? DEM Parti. Evet. Meral DEM Parti. DEM Parti. DEM Parti. Büyükşehir adayınızı soruyorum. Murat Kurum. Murat Kurum. Büyükşehir adayınız kimdir? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim cevabınız. Büyükşehir adayınızı soruyorum. İmamoğlu. İmamoğlu. Sizlerin büyükşehir adayınız. Harbi İrani. Ben Türk'ü biraz. İran'dan mı geldin? Evet. Gezmeye mi? Evet. Kaç gündür buradasın? Bu İstanbul çok harika. Çok harika. Evet. Süper. Kaç gündür buradasın? Biraz Türkiye bilmiyorsun. Tamam. Çok teşekkür İran'a ederim. İran'a selamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okay. Büyükşehir adayınızı soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Büyükşehir adayınızı soruyoruz. Büyükşehir adayı İmamoğlu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Büyükşehir adayınız kimdir diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Bir cevap var mı? Büyükşehir Belediye Başkanı adayınızı soruyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız. Evet, okuyan eden gençler. Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Merhaba, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Kurumoğlu. Kurumoğlu. Öyle biri yok. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Şey söylemişsiniz değil mi konuşmamı? Biraz önceki konuşmamı makaslamayın öyle. Yok yok, yayınlayacağım, merak etme. İnşallah. Günü belli mi? Günü belli değil ama elbet bir gün yayınlıyoruz. Gönlün rahat olsun. Biz öyle makaslamıyoruz bazı kanallar. Vallahi bilmiyorum işte. Ben makaslandığını çok biliyorum da onun hangi için. Kanallardan? Bilmiyorum bana. Abiye C diye ayrı ama. Biz öyle başka kanallar gibi montajlamıyoruz. Güzel yayınlıyoruz. Her fikre açığız. Teşekkür ederim. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Birinden bir üçüncüsü yok mu bunun? Tabii ki de var. Ben neden böyle soruyorum? Çünkü insanlar cevap vermiyor çok fazla. Burak Avuncu var, Azmi Kara Mahmutoğlu var. İyi de 23 Nisan şehri gibi 50 tane adamı da ezberleyemeyiz, evet. Yani. O yüzden kısa soruyorum. Bu seçimin galibi İmamoğlu olacak gibi. Çünkü kazanırsa belediye başkanı, kaybederse de CHP başkanı olacak. Yani sizin sonuçta gönlünüz... İmamoğlu kazanacak. Sizin gönlünüzde kim vardır? Benim gönlümde yok. İktidar oyuncularının manyak çeşitleriyle işim yok. Birisi gelecek. Gideceğim. Tabii gideceğim. Oy kullanacaksınız. Oy kullanacağım tabii. Tercihinizi söylemek istemiyorum. Yok, istemem. Niye? Tamam. Şey. Teşekkür ederim. Olur. Sağ olun. İyi günler. Büyükşehir adayınız İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Çalışkan, dürüst, yani her şeyle bilgili ve çok çalışmalar oldu İstanbul'a. Mesela bizim Hacıbadem Caddesi'nin boydan boya yeni yapıldı. Yani her taraf altyapılar yapıldı Koç yolundan buraya. Mesela eskide sular birikiyordu. Yani ya gördüğümüz mesela buralar bütün yapıldı. Kadıköy'de mi yaşıyorsun? Kadıköy'de yaşıyorum. Türkiye ama. Komünist Partisi hakkında ne düşünüyorsun? Komünist Parti şimdi oyumuzu yani Maçoğlu'na vermeyi düşünüyoruz. Diyorum ki Kadıköy Belediyesi'nde Maçoğlu'na Büyükşehir İmamoğlu. Teşekkür ederim. Tamamdır. Sizce Maçoğlu alır mı Kadıköy'ü? Yani tahmin edersem alır. Tahmin edersem Maçoğlu. Ben de Kadıköy'de yaşıyorum, merak ediyorum. Süper ama tahmin edersem şimdi çevre eşit ot bütün Maçoğlu'na. Çünkü eski başkan hiç çalışmadı. Ondan dolayı milleti seçiyorlar ama çalışmıyor. Tabii yenisini bilemeyiz. Eskisi çalışmadığı için Maçoğlu'nda çalışmasını görüyoruz. Tunceli'de olsun, Ovacık'ta olsun. Yani onun için diyoruz ki Maçoğlu. Ama mutlak İmamoğlu'nun kazandıracağız. Gerçekten süper bir başkan. Yani ilk defa görüyorum böyle çalışkan bir başkanı. Kadıköy'e sürekli kaç defa gelmiş görmüşüm. Kadıköy'ün belediye başkanı bir defa görmemişiz. Şimdi Kadıköy Mesudunu Ercek diyorlar. He? Kadıköy Mesudunu Ercek diyorlar. CHP'den aday çıktı, ne düşünüyorsunuz? Hangisini dediniz, Mesut? Kadıköy'den Mesut adında bir aday çıktı ya. He, biliyorum. İyi biliyorum. İyi biliyorum ama şimdi maç oldu. Tam bir halk adamı, çalışan. Yani sokakta olsun, şeyde olsun. Ya o da gelirse öteki gibi olursa yani ne diyeceğiz biz ona? Başkan da oda başıydı. O hiçbir şey yapmadı. Oda başı. Hiç
hiçbir şey yapmadığı için artık değiştirmemiz lazım. Yani bir değişiklik olsun. Olsun ki ötekiler de bir daha iyi seçsinler, çalışsın, çalışkan. Değişiklik olsun diyorsun. Büyükşehir'de niye değişiklik istemiyorsun? Ama Büyükşehir'de memnunuz. İmamoğlu'da çok memnunuz. Kimi getireceğiz yani İmamoğlu'nun haricinde? Yani çok memnunuz yani İmamoğlu'da. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Merhaba, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Abi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Bize yasak. Nasıl efendim? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Bize yasak. Büyükşehir İmamoğlu. İlçe neresi abi? İlçe CHP. Hangi ilçedesiniz? Kadıköy. Aynı İmamoğlu. Katılıyoruz annem. Biz İmamoğlu'yu tutuyoruz. İmamoğlu tamam. Alırken. Amca sana niye yasak? Bana... Sen sanki Murat Kurum diyecektin. Bana hiçbir şey yazmaz. Bak nasıl normalde. Murat Kurum mu diyeceksin? Diyeceksen söyle ekleyin. Söylemem. Bu kadar CHP'li arasında korktum. Söylemem. İmamoğlu. Burası kale yıkılmaz. Kale geçilmez. Hadi bakalım. Hadi bir günle. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyorum. Efendim? Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Murat Kurum daha bir konuşmasını öğrensin. Merhaba, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Alternatif varsa alabiliriz. Ne diyorsun? Büyükşehir Belediye Başkanı adayınızı soruyoruz. Büyükşehir aradığını soruyorsun. Mehmet Aldınoz. Kim? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Neden Yeniden Refah Partisi? Ben meşret bir eşim var. Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız kim? Efendim? Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız kim? İmamoğlu'ndan başka var mı? Var tabi, olmaz olur mu? Yok, bir sürü aday İmamoğlu, var. Tamam. İmamoğlu adayımız. İmamoğlu mu Murat Kurum? Kim lan? İmamoğlu mu Murat Kurum? Ben İmamoğlu ya. Tamam. Sağ olun. Merhaba, Büyükşehir adayınız kimdir? Büyükşehir'de kimi destekliyorsunuz? İmamoğlu. Teşekkür ederim cevabınız için. Merhabalar, Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Valla bilmiyorum, Murat Kurum mu? Tamam, teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu. Merhaba, soralım. Büyükşehir adayınızı soruyoruz. Büyükşehir adayı İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Seviyorum kendisini. Teşekkür ederim. Rica ederim. Büyükşehir adayınız. İmamoğlu. Siz neden İmamoğlu? Çalışkan, açık çalışan, yani bütçesi açık olan biri olduğu için. Teşekkür ederim. Büyükşehir adayınızı soruyoruz. Kimdir Büyükşehir'de, kimi destekliyorsun? Vallahi biz Selo Başkan'ı bekliyoruz. O kimi dese ona. Meral Danış çıktı zaten DEM Partisi'ne. Ona vereceğiz. DEM Partisi'ne Meral Danış. Evet. Tamam. Soralım mı? Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Vaktim yok da ne konuda? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Murat Kurum mu İmamoğlu? Ya İmamoğlu'ndan başka olamaz zaten ya. Köklü partiye oy verelim. Köksüz partiye oy verelim. Teyzeciğim siz? Aynı. Adayınız? Neydi adı? İmamoğlu. Tamamdır, teşekkür ederim. Yıllardır. Büyükşehir adayınız kimdir? Başak. Meral Danış Beştaş. Meral Danış Beştaş'tır. Tamam, teşekkür ederim. Gelsin memleketi düzelsin. Teşekkür ederim. Diğerleri hepsi hırsız. Hepsi hırsız. Hırsız. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Kalacak yaparsa o yapar yani. Murat Kurum mu yani ben? Yaparsak parti mi yapar? Evet. Tamam, teşekkürler. Merhaba, Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Efendim? Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Anlamadım. Büyükşehir adayınız kimdir? İmamoğlu mu Murat Kurum? Valla Murat İmamoğlu'nu tercih ederim. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum her zaman. Her zaman. Evet. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Büyükşehir'de kimi destekliyorsunuz? İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Neden İmamoğlu? Yani adam kaç kilometre metro yaptı ben inanamam. Bu herif mükemmel çalış. Ve kendisini çok severim. Bir ara tanışmışlığım var. Çok samimi adam. Gerçekten yanağımı okşadı. Gerçi o günden beri. Zaten yanak okşamalarıyla meşhur. Yanağımı silmiyorum. Bir kötü yanı var Trabzon'un olması. Yani geçen de Trabzon'a yendik. Buradan... Helalesiniz galiba. Evet, buradan hepsini seviyorum. Kolay gelsin. Büyükşehir adayınız. Benim de İmamoğlu. Teşekkür ederim. Kendisiyle ben de omuz omuza fotoğraf çekildiğim için seviyorum kendisini. Büyükşehir adayınızı soruyorum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Gurbetçiyim. Nereden geldin? Almanya. Almanya'dan geldin. Oy kullanamıyorsunuz zaten yerel. Ailem kullanabiliyor. Aileniz burada kullanacak. Neden Murat Kurum peki? Sonuçta değişiklik her zaman fark yaratır. Değişikliğe inanıyorum. O yüzden. Ben yanasınız. Evet. Şunu soracağım peki. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde de değişimden yana mıydınız? Yok. Ya... Değişiklik her zaman iyi dedi. Ama yani şu an aday yok yani Cumhurbaşkanı olarak önümde koyabileceğim. Yani güzel işler yapıyor yani reis. Bugüne kadar geldiğimiz yerler de belli. Ekonomi bütün dünyada krizde ama sonuç olarak bu düzeltilebilecek bir şey. Hiçbir şey imkansız diye bir şey yok. Onun harici ülkemiz gerçekten çok güzel. Sadece bütün dünyada ekonomi krizi var şu an zaten. Rica ederim. Almanya'ya da selamlar. Bizi bol bol izleyin. Teşekkür ettik. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum.
Hangi kanal bu? YouTube'dayız, Zaspara Gazeteyi. Ne konuşacağız, neyi konuşacağız? Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız kim? Ekrem İmamoğlu. Evet. Büyükşehir'de kimi destekliyorsunuz? Ben Murat Kurum'u destekliyorum yani. Neden Murat Kurum? İşte o bakıyor, herkese o yardım ediyor yani. CHP, MHP. Onlar PKK'larla yürüyüş yapıyor. Onlar şimdiye kadar bir erik ağacı dikmişler mi? Darbe girişinde Şamlardan bakıyorlardı. Tayyip Erdoğan herkesi töktü yani. Meydana töktü, yattı. Şehit oldu. Ben onu atıyorum bak. Bunu atıyorum yani. Türkiye'de yaşıyorsun. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ya, bıyıklar bir dikkatimi çekti. Buraya bağlamışsınız evet değişiklikten. Evet ya. Ben öyle seviyorum öyle. İmajı seviyorum imaj yapmayı. Diyorlar ki ekonomi bu kadar kötüyken biz AK Parti'ye oy vermeyiz. Ne düşünüyorsun? Onlar şeyini taş yiyecekler de o birini asla taş yiyerler yani CHP'ye. İman onu atmasınlar yani. Neden? İşte dolandırıcı onlar. Ben, aynen öyle. Gördün. Kimi dolandırdı? Hayır, bilmeden nasıl böyle bir günaha giriyorsun? Hayır, yalan söyledi. Yani. Yapacağı vaatleri yapmadı. Söylediği şeyleri yapmadı. Kim kaçtı? Kemal Kılıçdaroğlu niye kaçtı ama? Kaçmadı ki Kemal Kılıçdaroğlu. Nereye kaçtı? Korkudan bıraktı işte. Korkmadı. Böyle yapmayın. O biri başa geldi. Hiçbir anlaşılmıyor. Nedeni anlaşılmıyor. İmamoğlu diyor metroyu o mu getirdi? Kadir Topbaş getirdi metroyu. Tamam şey o da değil. Devamını bu yaptı. Bu hiç öyle bir şey değil. Hayır ne oyunu? Vallahi sadece bir sorgu. Ne oyunu ya? Ben başım ben şimdi kapattım Ramazan diye. Ben de normal açık bir insanım yani. Hemen kapalı gördü mü oyun mu bu diyorlar. Beyefendi dolandırıcı dedi. Hanımefendi dedi ki ne dolandırıcılığını gördün. Şimdi o konuda da şimdi, bence abla haklı. Ne dolandırıcılığını gördün diye değil. Dolandırıcı olarak değil de abi yanlış ithamda bulundu. O yüzden dolandırıcı değil. Verdiği vaatler yanlıştı. Sözler verdi. Onlar hani yerine getirilmedi. Biz bunu diyoruz. Yoksa hani şey kim ben kalkıp da dolandırıcı falan diyemem ona. Şey yapamam. Abi ne dolandırıcılığını gördün? Ben İmanoğlu'na ölsem de İmanoğlu'na atmam yani. Ne dolandırıcılığını gördün? Atmasınlar diyorum. Onlar adam gibi adam aslında. Ne yapıyorsun? Tamam, ne dolandırıcılığını gördün? Boş şey açıklamıyorum o kadarını. Boş ver. Demek istiyorum. Trafik berbat. Evet. İmamoğlu geldi daha berbat oldu. Daha ne olursunuz oldu biraz eğer dinliyorsa ne olursunuz hani geldi madem başa halk buna güvendi verdi. O trafiği biraz çözsün. Belediye otobüsleri 90'lı yıllara geri döndü. Yani belediye otobüsünde ben otobüslere binerdim 98-99'lara takır 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 sanki Kaan arabası gibi. Şimdi gene öyle oldu. Yani belediye otobüslere bakılmıyor. O metroların bakımı yok. Ben bunlardan şikayetçiyim. Bir belediyenin de en büyük görevi bence bu olmalı. Teşekkür ederim. Adayınız kimdir? Pardon? Adayınız kimdir Büyükşehir'de? Tabii ki iş yapacak olana vereceğim. Murat Kurum'a vereceğim. Gibi adamı alsınlar, bunu alsınlar. Abi Murat Kurum içinde şöyle diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. İmar affının sebebi olarak Murat Kurum görülüyor. Size bir şey söyleyeyim. 10 milyar zam yaptı. Neye zam yaptı? 10 milyar zam yaptı. Maaşa 10 milyar zam yaptı. Murat Kurum mu yaptı? Tayyip Erdoğan yaptı. Yapacak tabii görev. Murat Kurum'a... Seçilebildiler mi? 13 seneden biri seçilebildiler mi? Ne yaptı? Kaçtılar. Görevden kaçtılar. Bir tane GTO o ne dediğini bilmiyor. Niye kaçtı? Kemal Kışlar niye kaçıyor? Görevden kaçmadı, istifa etti. İstifamızı doğru seçilmişler. Kazanamıyorlar, istifa ediyorlar. Ne yapacak? Yine kaybedecekler. Süleyman Soylu da istifa etti. O zaman ona da öyle diyelim mi? Yine kaçacaklar yani. Ben öyle yani. Kazanamazlar yani. Adam gibi adamı alsınlar. Ben diyeceklerim bu. Abi yani. Adam gibi adamı alsınlar. Yani o birine alsan maaşları keserler yani. Adam gibi adam yalana diye 3 maaş bağlayacağım. 4 maaş kim bağlamış 4 maaş? 4 maaş bağlayacağım diye İmanoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu diyordu. 4 maaş kim almış? Senin durumlar nasıl abi? Benim durumum iyi. Ben babadan maaş alıyorum. Annem vefat etti. Babadan az çok alıyorum yani. Ne kadar alıyorsun? Ben 7 milyar alıyorum. 7 bin lira yetiyor mu sana? Yeter bana öyle fazla. Annem 10 milyar alıyor. Annem de bono atıyor. Tamam, sağ ol. Lira yetiyor. Yetiyor bana ya. Ev kira mı? Ev bizim. Ev kira olsa? Ev kira değil yani. Bizim ev 2-3 tane daha evim var benim. Ankara'da var, orada var, Paşabahçe'de var, Beykoz'da sizin var. Sizin durumları iyi, durumu olmayan ne yapsın? Vallahi bilmiyorum abi. Zenginler alsınlar. Zenginler niye almıyorlar yani? Böyle zenginler, fakirler böyle ağlıyor böyle. Her şey, ne olsa zenginler alırlar yani. Teşekkür ederim. Öyle yani. Sevgili izleyenler. Adam gibi adamı alsınlar. Murat Kurum'u alsınlar. O birini alsınlar. Hepsi ağlarlar. Ben size söyleyeyim yani. Kim ağlar? Herkes ağlayacak yani. İmanoğlu'nu alsa herkes ağlayacak. Murat Kurum'u alsınlar. Murat Kurum'u daha önceden tanıyor muydun? Ben Beykoz'um, görüşüyorum bununla. Murat Aydın'la bile görüşüyorum. Ofisine gidiyorum ben. Tamam. Başkanların. Sevgili izleyenler. Beykoz'um ben. Tamam. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, ben. Hoşça kalın. AK Partilisiniz, üyesiniz. Tamam abi, ikna oldum. Murat Aydın'ın ofisine gidiyorum ben. Tamam, sağ olasın. Teşekkür ettik. Hadi iyi günler.